Merhaba sevgili hanımlar, Divopatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine şişlerimi ve iplerimi aldım geldim. Sizlere çok güzel minik çiçekli çıtı pıtı bir 5 şiş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım krem, yeşil ve sarı tonlarında. Hemen iplerimi şöyle bir kenara alıyorum. E, kullandığım şişlerim ise 3 numara patik şişi hanımlar. Hemen sizlere modelimi de göstermek istiyorum. İşte modelimiz bu şekilde. Böyle minik minik çiçekli, böyle sarı, gayet güzel. Yapılışı da oldukça kolay bir patik modeli bu. Bu şekilde yakından göstereyim. Bu çiçeklerimiz sadece iki sıradan oluşuyor sevgili hanımlar. Biraz farklı bir yapılışı var ama gayet kolay, çok da zevkli bir örgü tekniğiyle yapılıyor. Sizlere zaten baştan sona anlatacağım modelimi. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37 38 ve 39 numara ayaklar için uygun oldu. Ben hiç vakit kaybetmeden hemen modelimin yapılışına geçmek istiyorum. Hemen şöyle sarı ipimle başlayacağım burnundan. Bu şekilde 12 ilmek atacağız hanımlar. 12 adet ilmek atacağız. Ben bu başlama tekniğini hemen hemen bütün videolarımda gösterdim. Bu videomda tekrar gösteriyorum. Sebebi de şu. Bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 iş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinizi dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Hemen sayıyorum ilmeklerimi. 3, 6, 9, 11 ve 12. ilmeğimi de şöyle atıyorum. Geri dönüyorum şimdi. İkinci şişimi alıyorum ve örmeye başlayacağım. Şöyle döndüğümüzde bana doğru gelen taraf ters. ilmeklerimin hepsini bu sıramızda ters olarak öreceğim. Bu arada kanalıma abonelik kesinlikle ücretsizdir. Abone ol butonuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet sonuncu ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Şimdi de geri dönüyorum ana doğru gelen taraf düz taraf. Artık bu aşamada 5 şişe geçiş yapacağız ve düz örgü öreceğiz hanımlar. İlk kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. 3 4 5 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. 12 adet ilmeğimiz vardı. 2'ye böldük. 6'şer 6'şer şişlerimize paylaştırdık. Böyle ikinci alt ilmeğimi de ördüm. Şimdi sevgili hanımlar hiç geri dönmeden şu ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkartarak devam edeceğiz. Hemen şu şekilde ben tığ ile kolay ilmek çıkartabiliyorum fakat sizler tığ olmadan şöyle de ilmek çıkartabilirsiniz. Hemen tığımı elime aldım ve ilmekler çıkartıp ilk başladığım yerden ilmekler çıkartıp şişime takacağım. Şu ikinci ilmeğim, şu üçüncü ilmeğim, dört, beş ve altıncı ilmeğim. Alt ilmeğimi çıkarttım şişime taktım. Şimdi bir alt ilmek daha çıkartacağım. Onda ikinci şişime takacağım. Bakın onlar ilk başladım böyle yerden ilmeğin iki kanadından birden tığımı takıp ilmeğimi çıkartıyorum. Hemen şişime taktım bunu. Böylece dört şişimize altışar tane ilmek yerleştirmiş oluyoruz. Üçüncü ilmeğim. Dört. Beş. Ve altı. Evet hanımlar şimdi tığımı artık bıraktım. Beşinci şişimi aldım. Örmeye başlıyorum. Şimdi dört şişimizdeki ilmeklerimizi de bir sıra boyunca düz olarak öreceğiz. Bu ilk şişimdeki ilmeklerim. Evet ilk şişimdeki altı ilmeğimi ördüm. Boş alan şişimi de ikinci şişimdeki ilmeklerimi öreceğim. Altı ilmeğimi bir sıra düz örüyoruz 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olan şudur 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz şimdi boş olan şişimle üçüncü şişimdeki ilmeklerimi öreceğim düz örgü örüyoruz buralarda tamamen şimdi de boş olan şişimle dördüncü ve sonuncu şişimdeki ilmeklerimi öreceğim böylece bir sırayı tamamlamış olacağız sevgili hanımlar Evet. Bir sıra ördük. Şimdi artırma işlemine geçebiliriz. Artırma işlemini patik burnunda bu ve bu kenardan yapıyoruz. Bu orta kısımlardan yani buralardan artırma yapmıyoruz. Kenarlardan artırmalarımızı gerçekleştireceğiz. İlk şişimdeyim. Birinci şişimdeyim. Bu kenardan ilk iki ilmeğimi öreceğim ve hemen artırmamı yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu da ikinci ilmeğim. Hemen ikinci ilmeğin altındaki şu ilmeğin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kalan ilmeklerim düz. İlk artırmamı yaptım. İlk şişimde 7 adet ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar buraya denk geliyor hanımlar. Bu kenardan artırmamı yapacağım. Yani ikinci şişimde son 2 ilmek kalana kadar örüp artıracağım. Bakın şişimde son iki ilmeğim kaldı. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimi kenarına şişimi takıyorum ve buradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kalan iki ilmeğim de yine düz. İkinci şişimde de yedi ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen buraya denk geliyor. Yani üçüncü şişimde ilk iki ilmeğimi ördüm. Hemen ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve bunu düz olarak örüyorum. Kalan ilmeklerim düz. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Bakın kenar buraya denk geliyor hanımlar. Yani son iki ilmek kalana kadar örüp kenardan artırmamı yapacağım. Kenarlardan artırma yapıyoruz yani. Bakın sondan ikinci ilmemin altındaki hemen şu ilmemin kenarına böyle şişimi takıyorum ve bunu düz olarak örüyorum. Kalan iki ilmeğin düz. Dört işimize de yetişer tane ilmeğimiz oldu artırmamızı yaptık. Şimdi bir sıra artırdık hanımlar. Bir sıra boyunca ilmeklerimizi artırma yapmadan düz olarak öreceğiz. Bir sıra artırma yapacağız. Bir sıra da düz örgü öreceğiz. Her sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi de şu. Patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. Şu anda ikinci şişimdeki 7 adet ilmeğimi örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca hatırlatmak isterim. Artırma işlemini birinci ve üçüncü şişimizde ilk iki ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. İkinci ve dördüncü şişimizde de son iki ilmek kalana kadar örüp öyle artırmamızı yapıyoruz. Dördüncü şişindeki yedi adet ilmeğimi de ördüm. Bir sıra düz örmüş olduk. Şimdi yeniden artırma işlemini yapacağız. Hani hanımlar bazen yorumlarda soruluyor. Artırmaya başladığımız yer neresiydi? Karıştırdık diye. Bakın hanımlar. Şu patiğimize başladığımız bu minik ipimiz ucu var. Bu ipin tam karşısındaki köşe artırmaya başladığımız yerdir. Başlangıç yeridir. Bu şekilde anımsayabilirsiniz. Evet tekrardan artırma işlemini yapacağız. Şimdi ilk şiş Şişimdeyim. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve bunu da düz olarak örüyorum. Kalan ilmeklerin düz. Böylece birinci şişimde 8 adet ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. İkinci şişimde de son iki ilmek kalana kadar örüp artırmamı yapacağım. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına Şuraya şişimi takıyorum ve buradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kalan iki ilmeğim düz. Bu şekilde artırma yapınca kenarlarda delik bir görüntü de oluşmuyor. Üçüncü şişime geldim. Üçüncü şişimde hemen bu kenardan artırma yapıyoruz. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu kenarına şişimi takıp bunu da düz olarak örüyorum. Kalan ilmeklerim düz. İlk üç şişimde sekizer tane ilmeğim oldu. Dördüncü şişime geldim yine bu kenardan artırmamı yapacağım hanımlar sonra iki ilmek kalana kadar örüp artıracağım dört şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olmalı bu arada bakın sonra ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve bunu düz olarak örüyorum kalan iki ilmeğim düz böylece dört şişimde de her tane ilmeğim oldu şimdi bir sıra düz gideceğim bir sıra artıracağım bir sıra düz gidip bir sıra artıracağım bu şekilde patik burnumuzu yapacağız hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 14 ilmek olana kadar artırdım ve desenimi kurdum. 14 ilmek tam geldi. Sizler 15 ilmek yapabilirsiniz. Ee, bu model ki e, her türlü sayıdaki her ilmek sayısına uygun bir model. Çünkü 4 ve katlarından oluşuyor. Dilerseniz 13 ilmek yapın. Dilerseniz 15 ilmek. Hiç fark etmez. Model tam atamına denk gelir. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım. Gelelim ardından da birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 14 er ilmek olana kadar artırmalarımı yaptım ve geldim. Bu aşamada yapacağımız işlem şöyle: İlk ilmeğimi sarı ipimle örüyorum, ardından krem ipimi ekleyeceğim. Şöyle, krem ipimin ucuna aldım, bir ilmek krem örüyorum bir sarı ördüm ardından bir ilmek de krem ördüm hemen bu krem ipimin ucunu sarı ipimi bağlayacağım patiğimin sökülmesin diye her eklediğimiz yeni ipte düğüm atmayı unutmayalım ardından şöyle devam edeceğim bir sarı bir krem bir ilmek sarı bir ilmek krem ilmeklerimizi sırasıyla bir sarı bir krem olacak şekilde bu sıramızı da öreceğiz hanımlar. 1 sarı 1 krem 1 sarı 1 krem Evet hanımlar şimdi diğer 3 dişimizdeki ilmeklerimiz de bir sarı bir krem olacak şekilde örüp gelelim Evet bakın bütün ilmeklerimi tarif ettiğim gibi ördüm ve geldi modelimizde bir sonraki sıraya geldik Bu sıramızda yapacağımız işlem şöyle Sarı olan ilmeklerimi krem ile örüyorum krem olan ilmeklerimi de Sarı ile örüyorum sarı ilmeklerim krem krem ilmeklerim de sarı yine bu sıramızda bir krem bir sarı bir krem bir sarı olacak şekilde devam edecek hanımlar bu şekilde bir ilmek sarımı örüyorum bir ilmek krem bir ilmek sarı bir ilmek krem bir ilmek sarı bu şekilde diğer üç işimizi de örüp gelelim Evet sevgili hanımlar bütün ilmeklerimi tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim Geldik bir sonraki sıramıza. Artık bu sıramızda sarı ipimizi kullanmayacağız. ilmeklerimizin hepsini krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Bu sarı ipimiz burada kalsın. Çünkü buradaki çiçeklerimizi yaparken yine sarı ip bize lazım olacak. Şu anda ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ben şu son ilmeğimi de örüyorum. Evet. İşte hanımlar bu şekilde. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 4 sıra boyunca krem ipimiz ile düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar ben krem ipim ile 4 sıra boyunca bütün ilmeklerimi düz ördüm ve geldim. Şimdi birlikte bu çiçeğimizin yapraklarını yapacağız. Bunun için öncelikle şöyle yeşil ipimi burada krem ipime şöyle bağlamak istiyorum bu şekilde. Öyle bağladım. Şimdi hanımlar burada yapacağımız işlem şu. İlk ilmeğimi burada krem ipim ile örüyorum. Krem ipim ile bir ilmek ördüm. Ardından yaprağımızı sevgili hanımlar. Şuradaki hemen şu ipimi bir sıkıştırayım. Hemen yaprağımızı burada şu öndeki Üç <laughs> ilmek üzerine kuracağız. Şu 3 ilmek. Tam ortadaki ilmeğimin. Ben şöyle yeşil ipimi burada elime almak istiyorum. Tam bu ortadaki ilmeğim 3 ilmeğim var bakın hanımlar. 1. 2. 3. ilmek. Şu ikinci ilmek yani tam ortadaki ilmeğin 3 ilmek altına ineceğim. 1 2 3. Oradan şişimi takıyorum ve şöyle yeşil ipimi bir adet ilmek çıkartıyorum. Ardından buradaki 3 adet krem ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bu yeşil <laughs> uzunca çıkarttığım ilmeğimi bu 3 ilmeğimin üzerinden atlatıp bırakıyorum. İşte bu şekilde. İlmeklerimi tekrardan sol şişime aldım. Şimdi buradaki ilk krem ilmeğimi öreceğim artık bu üç tane krem ilmek üzerinden işlem yapmıştık ilkini örüyorum İkinci yapmadan önce de bu defa <laughs> Yine aynı yerden şu iki ilmek altına ineceğim ortanca ilmekten bakın 1 2 2 ilmek alta indim tekrardan şişime alt alttan geçirdim buradan şöyle Yine bir yeşil ilmek daha çıkartıyorum Buradan çıkarttığım ilmeğimi de yine tam ortadaki ilmeğimin krem ilmeğimin üstünden bir ilmeğimin üstünden geçirip Bırakıyorum işte bu şekilde Hanımlar şimdi bu ortadaki ilmeğimizi örmeyeceğiz 3. krem ilmeğimizi örüyoruz İlk yaprağımızı yaptık Şimdi bu yapraklarımız arasında bir adet krem ilmeğimiz var bunu düz olarak örüyoruz Ardından yeniden Öndeki üç ilmeğim var Tam da ortadaki ilmeğin üç ilmek altına ineceğim 1 2 3 Buraya Buradan şişimi takıyorum Yine yeşil ipimi alıyorum Uzunca bir ilmek çıkartıyorum şöyle Sonrasında bu uzunca çıkarttığım ilmeğimi şu öndeki 3 tane krem ilmeğin üzerinden geçirip şöyle bırakıyorum İlmeklerimi yeniden Sol şişime aldım İlk ilmeğimi örüyorum hanımlar Şimdi tam ortadaki bu ilmeğim 2 ilmek altına ineceğim 1 2 Şişimi takıyorum oradan Yeşil ipim ile bir ilmek çıkartıyorum yine Şöyle Buradan çıkarttığım yeşil ilmeğimi de bu ortadaki ilmeğimin üzerinden atlatıp şöyle yeşil ilmeğimi arkada bırakıyorum. Bu şekilde. Bu ilmeğimizi örmüyoruz. Hemen yanındaki ilmeğimizi de krem ipimizle örüyoruz. Arada bir adet krem ilmeğimiz var. Bunu ördük. Bakın ikinci yaprağımızı da yaptık hanımlar. Şimdi üçüncü yaprağımızı yapacağız. Öndeki üç ilmeğimi bakıyorum. Bir, iki, üç ilmeğimin üç ilme, e, öndeki üç ilmeğimin tam ortasındaki ilmeğin üç ilmeği altına ineceğim. Bir, iki, üç buraya şişimi taktım. Yeşil ipimle ilmeğimi çıkarttım. Buradaki 3 ilmeğimin üzerinden yeşil ipimi böyle geçiriyorum. İlmeklerimi yeniden sol şişime aldım. İlk krem ilmeğimi ördüm. Şimdi ortanda, ortadaki krem ilmeğimin 2 ilmek altına iniyorum. 1, 2. Tam da buradan yine bir yeşil ilmek daha çıkartacağım. Şöyle bunu da tam ortadaki yeşil ilmeğimin, üst, krem ilmeğimin üstünden atlatıp bırakıyorum buradaki ilmeğimi örmeden geçiyorum hemen yanındaki bir ilmek kremimi örüyorum arada bir ilmek düz vardı bu düz ilmeğimi de ördüm burada bir ilmek kaldı hanımlar <laughs> buraya tam bir çiçek yapabilelim diye ikinci şişimden de şu ilk şişime iki adet ilmek alacağım üç ilmeği tamamlayacağım bilek ayrımı yaparken de yeniden ilmekleri yerine koyacağız hanımlar hemen ikinci şişten de buraya iki ilmek aldım buraya da yaprağımı yapacağım Öndeki 3 ilmeğimin tam ortanca ilmeğin 3 ilmek altına iniyorum. 1, 2, 3. Buradan yeşil ipimle şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Sonra bu ilmeğimi bu üç ilmeğimin üzerinden geçirip bırakıyorum. İlmeklerimi tekrardan sol şişime aldım. İlk krem ilmeğimi ördüm. Ortadaki krem ilmeğimin 1, 2, 2 ilmek altına inip şişimi takıp buradan da şöyle bir ilmek çıkartıyorum yeşil ilmek bu yeşil ilmeği de krem ilmeğimin üzerinden geçirip bırakıyorum ortadaki ilmeğimi örmüyorum hemen yanındaki bir ilmeğimi de krem ipimle örüyorum Dördüncü yaprağımızı yaptık diğer şişimize geçtik yaprağımızdan sonra bir adet düz ilmeğimiz vardı bunu örüyoruz tekrardan öndeki 3 ilmek üzerinden yaprağımızı yapacağız hanımlar şöyle 3 ilmek altına indik yeşil ipimizle uzunca bir ilmek çıkarttık ve öndeki üç ilmeğin üzerinden geçirdik. Tekrardan şişlerimi ilmeklerimi sol şişime aldım. İlk krem ilmeğimi örüyorum. Ardından ortadaki ilmeğin iki ilmek daha altına indim. Yine buradan bir yeşil ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi de krem ilmeğimin üzerinden atlatıp arkada bıraktım böyle. Bu ilmeğimi örmüyorum. Hemen yanındaki krem ilmeğimi örüyorum. Arada bir adet krem ilmeğim vardı. Bunu da ördüm. Diğer yapraklarımızı da hanımlar aynı şekilde yapacağız. Bu şekilde gayet kolay yapılışı var. İlk ilmeğimi örüyorum. Tam ortadaki ilmeğin iki ilmek altına inip yeşil ipimle bir ilmek daha çıkartıyorum. İşte bu şekilde. Arada bir ilmek var yine. Bu şişime yine bir yaprak daha yapıyorum. Bakın lanlar. Önceki ilmeğimin üzerinden uzunca yeşil ilmeği geçirip bıraktım buradaki ilk krem ilmeğimi örüyorum. Ortadaki krem ilmeğimin alttaki ikinci sırasından yeşil ilmek çıkarttım. Yeşil ilmeği ortadaki kremin üzerine atlatıp arkada bıraktım. Bu ilmeğimi örmüyorum. Diğer ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Bakın hanımlar. Patiğimizin ön yüzündeki yapraklarımızı yaptık. Şimdi patiğimizin arka yüzündeki iki şişimizdeki e, ilmeklerimizde de yine aynı şekilde bu yapraklardan yapıp gelelim. Evet sevgili hanımlar ben diğer iki şişimdeki yapraklarımı da ilk iki şişimde olduğu gibi ördüm ve geldim. Bu sıramıfta artık çiçeğimizin bu sarı tomurcuklarını yapacağız. Bunu da şöyle yapıyoruz hanımlar. İlk iki ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Ardından hemen şu sarı ipimi alacağım elime. Bunu da şöyle yapıyoruz. Bakın yeşil ilmeğimin içinden şuradaki ilmeğimin içinden bakın. Şöyle şuradan şişimi takıyorum sarı ipimle buradan şöyle bir ilmek çıkartıyorum ve buradan çıkartmış olduğum ilmeğimi hemen getirip şu krem ilmeğimin üzerinden atlatıp arkada bırakıyorum bu şekilde sonrasında buradaki bu sarı ilmeğimizi düz olarak örüyoruz ilk çiçeğimizi yaptık hanımlar bu kadar şimdi diğer çiçeğimizi yapacağız arada 3 adet krem ilmeğim var düz olarak örüyorum şu üçüncü ilmeğim bu çiçeğimi de aynı şekilde yapacağım yeşil ilmeğimi şu içinden şöyle şişimi takıyorum ve sarı ipimle buradan şöyle bir ilmek çıkartıyorum buradan çıkarttığım ilmeğimi de bu krem ilmeğimin üzerinden geçirip arkada bırakıyorum sonrasında bu ilmeğimi buradaki krem ilmeğimi düz olarak örüyorum bakın bir çiçeğimizi yaptık arada 3 adet krem ilmeğim var bunu düz olarak örüyorum tekrardan diğerini yapacağız hemen yeşil ilmeğimin içinden şuradan bakın Tam orta kısımdan buradan şişimi taktım. Buradan sarı ipimle bir ilmek çıkarttım. Buradan çıkartmış olduğum sarı ilmeğimi krem ilmeğimin üzerinden geçirip arkada bıraktım. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arada 3 adet krem ilmeğim var. Diğer çizimimizde aynı şekilde yapacağız. Hemen yeşil ilmeğimin içinden şuradan şişimi geçirdim. Buradan sarı ipimle bir ilmek çıkarttım. Sarı ilmeğimi krem ilmeğim, ilmeğimin üzerinden geçirip arkada bırakıyorum buradaki ilmeğimi örüyorum bu şekilde hanımlar çiçeklerimizin yapılışı da böyle oluyor şimdi diğer 3 çişimizdeki çiçeklerimizi de e, ilk çişimizde yaptığımız gibi yapıp gelelim evet hanımlar ben bütün çiçeklerimi tarif ettiğim gibi yaptım ve geldim çiçeklerimiz bu kadar hanımlar bitti şimdi yapacağımız işlem şu ilmeklerimizin hepsini düz olarak öreceğiz bu şekilde hepsi düz olacak hanımlar. Çiçeğimiz artık bitti. Böyle. Evet hanımlar şimdi yine 4 sıra boyunca 4 işimizdeki ilmeklerimizi de düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar bakın ben 4 sıra boyunca bütün ilmeklerimi krem ipimle düz ördüm ve geldim. Yeniden hanımlar artık ikinci çiçeklerimizi kuracağız. İlk çiçeklerimizi yaptığımız gibi aynı hizada aynı sayılarla yapacağız. Yine ilk ilmeğimi e, düz olarak krem ipimle örüyorum. Bu defa alttan şu yeşil ipimi şöyle alıyorum. Yaprağımızı yapacağız. İlk sıradaki yapraklarımızı yaptığımız gibi. Ortadaki 3 ilmeğim vardı. Bu 3 ilmeğimin tam ortadaki ilmeği bu 3 ilmeğin tam ortadaki ilmeğin 3 ilmeği altına iniyorum. 1 2 3. Şişimi takıyorum buradan. Uzunca bir ilmek çıkarttım. Buradan çıkarttığım bu uzun ilmeğimi 3 ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Yine ilmeklerimi sol şişime alıyorum. İlk ilmeğimi ördüm. Şimdi ortadaki ilmeğime geldim. Yine 1, 2, 2 ilmek alta indim. Şişimi taktım. Yeşil ipimle şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Yine bu ilmeğimi de ortadaki krem ilmeğimin üzerinden geçirip şöyle bırakıyorum. Bu ortadaki ilmeğimizi örmüyoruz hemen yanındaki bir ilmeğimizi örüyoruz. Yine aynı şekilde hanımlar devam edeceğiz yaprağımıza. İkinci yapraklarımızın kuruluş da böyle. Diğer yapraklar diğer yapraklarımız da aynı şekilde yapalım. Ardından yaprağımızdan sonra zaten çiçeğimiz geliyor. Çiçeğimiz yapacağız. Çiçeğimiz bitince yine arada dört sıra Düz, ör, düz öreceğiz. Üçüncü çiçeklerimize geçeceğiz. Modelin üzerinde göstermek istiyorum. Daha rahat anlaşılır. Zaten biz ilk çiçeğimizi yapmıştık. İkinci çiçeğimize başladık. İkinci çiçeğimiz bitince dört sıra düz örüp üçüncüyü başlatacağız. Dört sıra düz örüp dördüncü. Dört sıra daha düz örüp beşinci çiçeğimizi başlatacağız. Ben bu patiğimde beş sıra patik ördüm. E, tam ölçülerime göre uygun oldu hanımlar. Beşinci çiçeğim bittikten sonra da hiçbir şekilde düz dolanmadım. Hemen buradaki desenimizi yapmaya başladım. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön tarafına 5 adet çiçeğimizi yapalım. Çiçeğimiz bittikten sonra hiçbir sıra krem ipimize düz falan dolanmayalım. Çiçeğimiz bittikten sonra gelelim hanımlar. Buradaki desenlerimizi ve patik boğazını birlikte başlayalım. Evet sevgili hanımlar ben patiğimin ön tarafını tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. Toplamda buraya 5 sıra çiçek yaptım. 5. sıra çiçeğimden sonra hiç düz gitmedim. Şimdi yapacağımız işlem şöyle. Burada ayrıca belirtmek isterim. Yeşil ipim leşim bittiği için kestim ve yeşil ipimi arkaya bağladım. Bu aşamada ilk ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Ardından bir ilmek sarı. Bir krem. Bir sarı. Bir ilmek krem. Bir ilmek sarı. Bu sıramızda bu şekilde devam edeceğiz. İlmeğimizin birini krem ipimiz ile diğerini sarı ipimiz ile öreceğiz. Bir krem. Bir sarı bu şekilde. Diğer üç işimizi de bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar bütün ilmeklerimi tarif ettiğim gibi ördüm. Bir diğer sıramıza geçtik. Burada da yine krem olan ilmeklerimi sarı ipim ile sarı olan ilmeklerimi de krem ipim ile öreceğim. Yani yine bu sıramız bir sarı bir krem diye devam edecek. Sadece ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Yer değiştirmek derken sarı olan ilmeklerimiz krem ipimiz ile krem olan ilmeklerimizi de sarı ipimiz ile örüyoruz. İşte bu şekilde. Şeklimiz böyle. Diğer 3 çeşimizi de aynı şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimin hepsini ördüm ve geldim. Bu sıramızda artık şu krem ipimizi kullanmayacağız. Burada ilmeklerimizin hepsini sarı ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Krem ipimizi de artık burada kesip bağlayabiliriz. Çünkü krem ipimizle işimiz kalmadı. Artık sarı ipimizle devam edeceğiz. Bu şekilde hanımlar, bütün ilmekleri sarı ile örüyoruz. Diğer üç işimizdeki ilmeklerimizi de sarı ipimiz ile örüp gelelim. Evet hanımlar, bakın bütün ilmeklerimi sarı ipimle düz olarak ördüm. Ee, çiçeğimizi kurarken hanımlar, e, ikinci çişimizden ilk işimize ilmek aktarmıştık. Bilek ayrımı düzgün düşsün diye bu iki ilmeği geri ikinci çişimize alıyoruz. Şimdi her çişimizde 14 ilmek oldu. taban tarafındaki ilmek bunu da alalım ki bu da eşitlensin. Şöyle ilmeklerimizi tekrardan eşitledik. Evet şimdi geldik bilek ayrımına. patiğimizi bilek ayrımı da ben yine şu haroşalı boğazdan yaptım. Daha önce birçok videomda bunu gösterdim. Fakat bu videoya ilk defa denk gelecek hanımlar da vardır. Onlar için de kısaca anlatmak istiyorum. Ee, hanımlar ilk şişimdeyim. Bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim şimdi sarı ipimle. 14 ilmeğim hepsini düz olarak ördüm. Şimdi ikinci şişime geldim. İkinci şişime ilmek atacağım hanımlar. 6 adet ilmek atacağım. Şöyle bakın. Şu birinci ilmeğim haroşalı boğazımız için ilmek atıyoruz. Şu ikinci 3 4 5 6 6 adet ilmeğimi attım. Burada kesim yapıp yapa gideceğiz hanımlar. 14 adet ilmeğimiz vardı. 6 ilmek daha attık. 20 ilmek oldu. Tekrardan 14 ilmek olana kadar kesim yapacağız. Şöyle bakın ilk attığım ilmeğimi örmeden aldım. Haroşör görüyoruz hanımlar burada. Ben her iki taraftan da düz örgü örerek haroşayı elde ediyorum. Her iki taraftan da ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Sizlere, sizlerin hangi tür kolayınıza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Üçüncü ilmeğim bu. Şu dördüncü ilmeğim. Şu da 5. ilmeğim. 6 adet ilmek atmıştık buraya hanımlar. İlk 5 ilmeğimizi ördük. 6. ilmeğimi örerken şişinden de bir ilmek alıyorum. İkisini bir keserek örüyorum. İlk kesimimiz bu şekilde gerçekleşti. Şimdi geri döneceğim hanımlar. İpim benden tarafta. Şu kesmiş olduğum ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sonra kalan ilmeklerimi yine haroşa olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrardan geri dönüyorum. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Üçüncü ilmeğim. Dört, beş. İlk beş ilmeğimi örüyorum. Altıncı ilmeğimi örerken şişimdenlikle bir ilmek alıyorum. İkisini bir örüyorum. Böyle kesiyorum. Bakın hanımlar. İkinci kesme işlemini de yaptık. Geri dönüyoruz. Şişimizde yani bu şişimizde toplamda şurada her ikinde de. E, 14 ilmek kalana kadar kesmeye devam edeceğiz. Bakın ip benden tarafta ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım kestiğim ilmeğimi. Kalan ilmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Yeniden geri döndüm. Yine ilk kenar ilmeğimi böyle örmeden aldım. İkinciyi ördüm. 3, 4, 5. Hanımlar ilk 5 ilmeğimizi örüyoruz. 6. ilmeğimizi örerken şişimizden de bir ilmek alıp ikisini bir keserek örüyoruz. Tekrardan geri dönüyorum. Yine bu ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şipimi bir kurtarayım alttan şişlerime takıldım. Şöyle. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örüyorum. Bu şekilde kesim yapıyoruz hanımlar. Yeniden kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk 5 ilmeğimi öreceğim. 4 ve 5. ilmeğim. 6. ilmeğimi örerken şişinden de bir ilmek alıyorum. İkisini bir keserek örüyorum. Bakalım kaç ilmeğimiz kalmış. Fazla kesmeyelim. 6 ilmek burada var. 3, 6, 10. 10 ilmek de burada var. 16 ilmek var. Demek ki daha kesim yapacağız. 14 ilmek olana kadar e, keseceğiz. 2 ilmeğimiz daha gidecek. Evet hanımlar sıra sonuna geldim. Tekrardan geri dönüyorum. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5. 6. ilmeğimi örerken şişinden de bir ilmek alıp ikisini bir keserek örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Şu an bakalım 6 ilmek burada var. Devam edelim. 7, 8, 9, 10, 15 ilmeğimiz kalmış. Bir ilmek daha gidecek. Şu şekilde kenar ilmeğimi örmeden aldım. ilk kestiğim ilmeğimi kalan ilmeklerimi haroşa örüyorum. Yani düz örüyorum ben. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi ördüm. 3, 4, 5. Altıncı ilmeğimi örerken yine bir ilmek alıyorum. İkisini bir keserek örüyorum. 6 ilmek burada. Dok Bakalım buraya 8 ilmekte. Burada toplamda 14 ilmeğimiz kaldı. Şimdi hanımlar geri dönmeden şişinde kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Bakın ilk haroşalı boğazımızın yarısını burada yaptık. Devam ediyorum örmeye. Burası patiğimizin tabanına denk geliyor. Patiğimizin tabanına denk gelen yerlerde de yine düz örgü uygulaması yapıyoruz. İlmeklerimi burada da düz olarak örüyorum. Diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Çünkü burası da tabana denk geliyor. Burası düz örgü olduğu için biraz hızlı ördüm hanımlar. Anlatılacak model detay yok burada. Ve son şişime geldim. Bakın şu bilek yaptığımız yere. Şimdi burada da yine ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz öreceğim. sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi haroşalı boğazdan bu tarafa da yapacağız hanımlar. Bu aşamada yeniden buraya ilmek atıp yapabiliriz. altı ilmek yapabiliriz. Sonradan burada dikilebilir fakat ben öyle dikiş falan hiç uğraşmak istemiyorum. Bu buradan 6 adet ilmek e, çıkartmıştık. 6 ilmek atmıştık buranın kenarlarından yine ilmek ilk başladığımız yerden ilmekler çıkartarak 6 ilmek çıkartıp bu şişime ekleyeceğim. Dikiş olmadan eklemiş olacağız. Hemen ilk ilmeğime bakın. Şu ilmek yerim var şurası. Burada bilek ayrımı da model bütünlüğü sağlansın diye şuradan çıkartıyorum. İşte tığımı takıyorum oradan. Şöyle buradan bir adet ilmeğimi çıkartıyorum. Şişme takıyorum. Bir ilmek çıkarttık. Sırasıyla ilmekler çıkartacağım. İki, iki adet ilmek çıkarttım. Şu üç ilmek. Şu dört ilmek. Beş ilmek ve 6 ilmek 6 adet ilmeğimi çıkarttım bu şekilde bakın hanımlar kendiliğinden renklenmiş oldu buraya dikişe falan gerek kalmadan şimdi geri dönüyorum burada da yine kesim yapacağım fakat buradaki kesimlerimi ters taraftan yapacağım kesim yerleri birlik bölümde yani burada güzel düzgün düşsün diye ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ikinci ilmeğimi ördüm 3 4 5. Burada da yine ilk 5 ilmeğimi ördüm. 6. ilmeğimi örerken hemen şuraya bakın. Tersten kesim yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Şöyle bu 2 ilmeğimi tersten şöyle kesiyorum. Bu şekilde. Bakın hanımlar. Kesim yerimiz bu şekilde daha düzgün düşüyor. Tekrardan geri dönüyorum. Kesmiş olduğum ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Yani düz örüyorum ben haroşayı. Tekrardan geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Üçüncü ilmeğim. 4 5 Altıncı ilmeğimi örerken sevgili hanımlar öndeki iki ilmeğimi alıp tersten kesim yaparak örüyorum. Bu şekilde. Bakın bu kesim yerlerimiz düzgün düşüyor böyle. Yeniden geri dönüyorum. Kestiğim ilmeğimi örmeden aldım. Kalan ilmeklerim düz. Yine bu şişimizde de toplamda şurada 14 ilmek kalana kadar bu kesme işlemine devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi ördüm. 3, 4, 5. Altıncı ilmeğimi örerken öndeki iki ilmeğimi tersten şöyle kesiyorum. Yeniden geri dönüyorum. Kestiğim ilmeğimi örmeden aldım. Kalan ilmeklerimi düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Bu şekilde. Yeniden dönüyoruz hanımlar. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım ikinci ilmeğimi düz örüyorum 3 4 5 6 ilmeğime gelince hemen şişinden de bir ilmek alıp ikisini bir keserek örüyorum tekrardan şöyle geri dönüyorum Kestiğim ilmeğimi örmeden aldım. Kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak ördüm. Yeniden şöyle geri dönüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. 3 4 ve 5. ilmeğim 6. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıp ikisini bir keserek örüyorum. Bakalım burada kaç ilmeğimiz kalmış? 6 ilmek burada vardı. Burada 8 ilmek kalana kadar kesim yapacağız. 9 ilmeğimiz kalmış. Yeniden bir ilmek daha keseceğiz. O zaman tam olacak hanımlar. Geri döndüm hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrardan şöyle geri döndüm. Yine ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeğim 3, 4 ve 5 6. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıp ikisini bir keserek örüyorum tersten. Şöyle baktığımız anda 6 ilmek burada var. 8 ilmek de burada. Toplamda 14 ilmeğim kalmış. Artık geri dönmeyeceğim anılar. Çünkü kesme işlemimiz bitti. Şimdi bu taraf ters tarafa denk geldiği için buradaki ilmeklerime bakın ters olarak öreceğim. Patik boğazını bu şekilde hallettik. Kesim işlemimiz artık yok. Şimdi yeniden devam ediyorum. Şimdi patiğimizin tamam bölümüne geldik. Yine buralarda da bakın patiğimizin arka yüzüne denk gelen yerlerde ters örgü örüyorum. Patimizin arka tarafında hanımlar düz e, örgünün patin düz tarafında ön yüzünde düz örgü, arka yüzünde de bu şekilde ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sadece bu patiğimizin kenarlarında beşer ilmek haroşamız var. Sadece haroşa örgülere dikkat edelim. Dediğim gibi ben haroşa örgü her iki taraftan da düz örerek elde ediyorum. Sizler her iki taraftan da ters örgü örerek haroşayı örebilirsiniz. Artık hangisi daha çok kolayınıza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz haroşalarınızı. Evet son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi ters öreceğim. Ben haroşayı düz ördüğüm için son 5 ilmeğimi düz öreceğim hanımlar. Çünkü kenarda 5 ilmek haroşamız var. Bakın bu şekilde. Son 5 ilmeğim kaldı. Son 5 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Böyle. Gördüğünüz üzere bakın patiğimizin boğazını yaptık. Artık bu aşamadan sonra kesme işlemi falan yok hanımlar. Diğer bilek ayrım yaptığımız yere kadar buraya kadar düz tarafta düz örgü ters tarafta ters örgü ölçeceğiz. Sadece kenardaki beşer ilmek haroşalarımıza dikkat edeceğiz hanımlar. Patiğimizin arkası böyle. Hatta bu aşamada şöyle de yapabiliriz. Şu iki şişimizdeki ilmekleri tek şişe alabiliriz. Şu iki şişimizdeki ilmekleri de tek şişe alabiliriz. Bu şekilde bir de ördüğümüz ilmek ördüğümüz şiş 3 şiş oluyor hanımlar. 3 şişle de patimizin arkasını devam ettirebiliriz. Böyle 5 şişle de fazla şişle de uğraşmanın bir gereği yok. Patimizin arkasını daha kolay yaparız. Şimdi hanımlar, ben bu patimin arkasını ne kadar ördüm? Hemen sizlere onu da söyleyeyim. Şu bilek ayrımı yerinden şuradan bakın, haroşa eklediğim yerden itibaren şu tam ortadan Şu şekilde saydığıma daha haroşa sırasını 18 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Sizler bu bölümü mutlaka ayağınıza ölçerek yapın yani patiğinizin topuğunu şuralarına gelene kadar bu haroşa örgüye devam edin. Çünkü herkesin elinin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, kullandığı şiş numarası ya da ipinin markası bile ipinin kalınlığı bile inceliği bile etkileyebilir patiğin boyutunu. Buna nazaran mutlaka sizler ayağınıza ölçün. Çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Dediğim gibi ben 18 sıra haroşa ördüm. Tam geldim. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka tarafını örüp gelelim. Ardından da topuğumuzu keselim. Evet sevgili hanımlar ben patiğimin arka tarafını tarif ettiğim ölçülerde ördüm ve geldim. Bu aşamada bütün ilmeklerimiz bu şekilde tek şişte toplanacak duruma geldi. Çünkü bilek ayrımından sonra burası ördükçe açıldı. Ben bu aşamada bu şişme yani sol taraftaki şişime tamı tamına 24 adet ilmeğimi ayırdım. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. Hanımlar patiğimizin topuk bölümünde kenardaki 5 adet haroşa ilmeğimizi yine haroşa olarak öreceğiz. Bu şekilde. 5 ilmeğimi haroşa ilmeğimi ördüm. Ardından buralar düz tarafa denk geliyor. Düz olarak sayarak devam edeceğim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Bu şekilde. İlk topu kesimimizi böylece yaptık. Bakalım şimdi de 7 adet ilmeğimiz kalmış. O ilmeklerimiz beklesin. Teker teker kesilecek zaten. Şimdi geri dönüyorum. Bu ilk kesmiş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Bakın buralar ters tarafa denk geldiği için buradaki ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sadece kenarda 5 adet haroşa ilmeğim var. Ben haroşayı düz ördüğüm için son 5 ilmeğimi düz olarak öreceğim. son 5 ilmeğime geldim. Şimdi haroşalarımı örüyorum. Evet hanımlar şimdi geri dönüyorum. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani kenardaki 5 adet haroşa ilmeğimi örüyorum. 4, 5 yine düz olarak sayarak devam edeceğim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23. Yine ilk 23 ilmeğimi düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkisini bir kesiyorum. Bakın hanımlar bu şekilde. Bir önceki sırada burada 7 adet ilmeğimiz kalmıştı. Şimdi bakalım 6 ilmeğimiz kalmış. Gördüğünüz gibi bir ilmek eksilmiş. Topu bu şekilde yapacağız. Şimdi arka yüzden ilmeklerimizi ters olarak sıra sonuna kadar öreceğiz. Yeniden ön yüzde ilk 23 ilmeğimizi örüp 24. ilmeğimizi örerken öndeki 2 ilmeğimizi keseceğiz. İşlem bu. Bu şekilde hanımlar buradaki 6 ilmeğimiz her sırada birer birer azalana kadar bu işleme devam edeceğiz. Ve patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte tarif ettiğim gibi patiğimizin topuğunu örüp gelelim. Evet hanımlar, ben burada son 6 ilmeğim kalmıştı. Kalan ilmeklerimi de sizlere tarif ettiğim gibi birer birer kestim. Geldim bakın bu şekilde patiğimizin topuğu oluştu. Şimdi buraya burada 24 adet ilmeğim oldu. Buradaki ilmeklerimi kestiğim için burada da zaten ilk başta 24 adet ilmeğimizi ayırmıştık. Bu aşamada patimizin e, patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda kalacak şekilde böyle ikiye katladım. Ben tığla kolay kesim yapabildiğim için hemen elime tığımı alıyorum ve kesmeye başlıyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, diğer şişinden de bir ilmek alıyorum. Bu iki ilmeğimi birden böyle tığım ile topluyorum. İlk kesimim böyleydi. Sonraki kesimlerimde şöyle yapıyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, diğer taraftaki şişinden de bir ilmek alıyorum. Bu iki ilmeğimi birbiri içinden geçirip tığım ile topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, diğer şişinden de bir ilmek alıyorum. Bu iki ilmeğimi bakın bu şekilde birbiri içinden geçirip diğer ilmeğimi bıraktım ve tığımdaki iki ilmeğimi topladım. Karşılıklı olarak şişlerimizden Birer tane ilmek alıyoruz ve bu ilmeklerimizi birbiri içinden geçirip tığımızdaki ilmekleri böyle topluyoruz hanımlar. Gizli kesim oluyor bu. Ben patiklerinde genelde bu kesimi tercih ediyorum. Sizler dilediğiniz farklı e, patik topuklarında uygulayabilirsiniz. İşte bu şekilde. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde kesip gelelim. Evet hanımlar bakın ben bütün ilmeklerimi tarif ettiğim gibi kestim. Bakın bu şekilde patiğimizin topuğu da oluştu. Tek taraflı bir kesim oluyor. İzi bile belli değil. Çok şık sade duruyor patiğimizin arkası. Evet patiğimiz böylece sona erdi. Hemen makineye ama giydirip de o şekilde sizlere göstermek isterim. Hemen şöyle giydirelim. Zaten haroşalı boğazı olduğu için çok esnek. Ayağı da çok rahat giriyor. İşte hanımlar. Gördüğünüz gibi patiğimiz bitti. Hemen alttan göstereyim. Böyle yandan arka topuk tarafını bu şekilde. Evet hanımlar bugün de birlikte bir güzel modelin daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Yeni modellerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.